hem de nasıl gol attığını bizlere paylaşacağız birazdan. Ben bu arada ödül takdimi dolayısıyla ikinci başkan Sayın Aksin Çalışkanoğlu'nu da sahneye bir alayım. Mehter Marşı'yla gelebilirsin. İzmir Marşı'yla göndereceğiz seni abi. Şairin dediği gibi, şair der ki, insanlar yaşlandıkça değil, yaşadıkça öğrenir. Zaman sadece armutları olgunlaştırır. Bu yaşıma kadar yaşadıkça daha neler göreceğim, görmeye de devam edeceğim sanırım. Kimseyi incitmem, kalbini kırmam. Rızasız bahçenin gülünü dermem. Kişinin kusurun yüzüne vurmam. Herkesin kusuru vardır efendim der şair. Şimdi ben bu sahnedeki onurlandırmak istediğimiz dört tane gencin veya onun adına ailesini gördükten sonra ben kendimde kusur aramaya başladım. Demek ki önce kendi kusurumuzu görürsek başkasında kusur aramaya gerek yok. İşimizde ne cevherler var, yeter ki gözümüzü açıp sağa sola bakalım. Kusur aramaktan çok takdir övgüye bakalım derim. Ben huzurlarınızda tekrar bir alkış rica ediyorum bu dört aile için. Evet, o zaman sırasıyla başlıyoruz. Şimdi fazla zaman kaybetmeden birinci olarak Sefa Altun kendisinin plaketini ve çiçeğini takdim edelim. Sevgili Fethiyeliler, değerli üyelerimiz, bugün buradaki bu geceye bizle beraber olduğunuz için sizlere saygılar, hürmetler. Görüyorsunuz, maşallah bizler biliyorsunuz buradan 45-50 sene evvel bir tahta bavuluna geldik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ekmek almasını dahi bilmiyorduk. Ama bugün görüyorsunuz mühendisimiz var, pilotumuz var, öğretmenimiz var. Ne bileyim yani her dalda müzikçimiz var. İlerledik gittik. İnşallah bu gençler daha büyüklerini yetiştirecekler. Onun için ben şimdi genç arkadaşıma kendinin mühendis olduğu gibi inşallah kendinden doğanı da doktor yapar. Bu vesileyle bu plakatı takdim etmek istiyorum. Evet, büyük alkışlarınız Sefa Altun'a gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci olarak Volkan Çevik'e. Volkan'ın ödülünü biz kardeşine vereceğiz. Amcası. Derler ki amca babanın yarısı derler. Ben de bu vesileyle yeğenimi çok da takdir ediyorum. Bunu kendisine her yerde daha iyi üstün başarılar kazanması için memnuniyet de veriyorum. Takdir ediyorum. Sağ olun varım. Evet, alkışlarımız Volkan Çeviker için olsun. Pilotluk dalında mutlaka o da bu güzel ödülü hak ettiği için mutluyuz. Evet, üçüncüsü Aliyar Kınık demiştim. Aliyar'ın mesajını size ilettim ama ben yine de usul gereği babasına sormak istiyorum. Eklemek istediği bir şey var mı acaba? Değerli dostlar, değerli misafirler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Fethiyeliler Yönetim Kurulu'na böylesi güzel düşüncelerimden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, artık şu yoktur. İlla da Almanya bizim yaşadığımız yer olacak. Almanya'da yaşayacağız. Ekmek paramızı Almanya'da kazanacağız diye bir şey artık yoktur. Bizim dördüncü nesil, işte çocuklarımız, bakın Volkan artık Antalya'da yaşıyor. Aliyar artık Amerika'da yaşıyor. Belki de Ali canımız başka bir yere gidecek. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen örgütlü olalım, birbirimizi sevelim, birbirimizi takdir edelim. Örgütlü olursak devamlı ileri gideriz. Ve istemesini de biliriz. Bakın örgütsüzlüğümüzle Türkiye'de neler oluyor. Onun için ben diyorum ki biz Fethiyeliler olarak gerçekten burada çok güzel bir örneğiz.
Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın devamlı arkasında olun ve çocuklarınıza en önemlisi inanın. Güvenin ve elinizden geldiği kadar. Çocuklarınız ne istiyorsa yılmadan, osanmadan onların neleri istiyorlar, neler sizlere paylaşıyorlar. Lütfen çocuklarınıza kulak verin. Sakın şunu söylemeyin. Ya üf, bugün de yoruldum, bunu da yapayım, yapma demeyin. Ben ve eşim. Ödülü alması için ben eşimi buraya çağırıyorum. Çünkü eşim o ödüle layıktır. Bana göre. Değerli dostlar, çocuğunuzun yanında olun. Çocuğunuza inanın. Ama okulda, bakın şunu söyleyeyim. Okuldan çok öğretmenler Aliyar'ın müziği bırakması için kaç kere beni çağırdılar oraya. Ya böyle bir şey olamaz. Benim çocuğumun başarısı müziktir. Başka bir şey olamaz. Alican, futbol. Onun için değerli dostlar, çocuğunuza emek verin. Ben Aliyar'a, biz Aliyar'a ne kadar harcadığımızı burada söylemek istemiyorum. Eğer ki Aliyar derse ki, baba ben bir daha üst okulu okumak istiyorum. Değerli dostlar, ben her gün eşimle beraber 15 saat çalışıyorum. Bundan sonra öyle bir şey istesin, 20 saat çalışmaya hazırım. Eğer arkadaşlarım konuşmayacaksa ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin ayak turabı. Sağ olun. Aliyar'ın ödülünü ben vereceğim. Çünkü Aliyar benim mesleğimi paylaşıyor. Senelerce kafanızı sahnede ben şişirdim. Ben de davulcuyum ya, nacizane. Aliyar bu işi benden daha ileriye götürdü. Ondan daha ilerisi var mıdır onu da bilmem. Onun için izninizle ben vermek istiyorum. Abu Seyf abi madem dedi ki Döndü abla alsın. Buyur Döndü abla. Alkışlıyoruz hep beraber. Biz bu töreni düzenlerken özellikle sadece derneğimiz adına, yönetim kurulu adına bir şey olsun istemedik. Öyle bir şey yoktur. Gerçekten demin Haydar Tüyraman aslında anlattığı gibi çok aslında önemli bir mesaj var bu törende. Kısa bir süre içerisinde Almanya'ya gelmiş, Almanca söylenmiş ve mühendis olmuş. Mühendis olmasının yanı sıra kendi iş yerini açmış. Yanında insanları çalıştırıyor ve başarılı bir iş adamı Sefa dedik, özellikle düşündük ve seçtik. Ardından yine ilki olan Fethiyeliler arasında bir ilktir bu. Bu ilkleri göz ardı edersek toplum olarak biz ilerleyemeyiz. İlk dedik, aramızdan bir tane pilot kardeşimiz çıkmış. Yani biz bunu arkadaşlar arasında şaka manyetinde kullanırken gerçekten aramızda bir pilot çıkmış, biz farkında değiliz. Farkında olduğumuz an anladık ki tüm Fethiyeli de bunun farkında olması lazım. Onun için dedik ki Volkan Çevik'e sahnede onur edilmeyi hak ediyor dedik. Volkan bugün aramızda yoktur. Volkan çünkü yeryüzünde değil, havada yine uçuyormuş. Yerine kardeşi aldı. Sanat dedik. Sadece iş olmasın. Sanatta da başarılı insanlarımız var. Fethiyeliler müziğe yakın olan insanlar. Türküsünü de güzel okuyup, yeri geldiğinde enstrümantını da güzel icra eden insanlar. Müziğe bir yakınlığımız var bizim. Ve son dönemlerde Aliyar bunun en güzel örneğini gösterdi. Belki birçoğumuz internette pek bir alakalı değiliz. Ama inanın Aliyar'ı sadece Oberamstadt'taki ve Darmstadt, Dibur çevresindeki insanlar internetten araştırıp izlemiyor. Aliyar'ın gerçekten bazı videoları var. Dünyanın her bir tarafından tıklanıyor. Ve Aliyar'ı gerçekten beğenen insanlar var. Beğenen insanlar var derken Aliyar ta Amerika'ya kadar gitmiş ki günü. Amerika bile, Amerika'daki sanatçılar bile öyle söyleyeyim. Kabullenmiş Aliyar'ı. O zaman Aliyar bizim gururumuz. Aliyar'ı onur etmek bizim en büyük şerefimiz olması lazım. Ben nasıl bir dönem sahnede müzik yaptığımda beni dinlediniz, ben türküler söylediğimde, bittiğinde alkışlandım. Bu insanlar da, bu gençler de alkışlanmayı hak ediyor. Muhakkak. Bir canlı alkış istiyorum ben.
Ben size teşekkür ediyorum. Abu Seyf abi, sana teşekkür ediyorum. Sefa, sana teşekkür ediyorum. Döndü abla, sana da teşekkür ediyorum. Sizleri yerlerinize alıyorum. Alkışlarla uğurlarken sıra Ali Can'a gelirken özellikle bunun anonsunu ben üstlenmek istiyorum. Ali Can'ın durumu çok farklı. Ben Ali Can'ı onur edelim. O da bizim gencimiz, o da Fethiye'li. Onunla yaptığı aslında çok çok büyük bir iş var. Yani görme engellilerin Almanya'da olan liginde 3 kez golkipe olmuş. Öyle mi? Değil mi Ali Can? Evet, Ali Can kafayı sallıyor. Yani gol kralı olmuş kendisi. Gol kralı olmasının yanı sıra Ali Can Almanya'nın milli takımında oynuyor. Bu çok önemli. Bunu basitleştirmek istemiyorum. Ali Can Almanya'nın milli takımı var. Görme engellilerle oluşan, görme engellilerin birinci takımı, milli takımı. Ve Ali Can orada forma giyiyor ve orada top koşturuyor. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Ve ben biraz gevezelik yaparken bilgisayarımızı da şöyle bir açıp size bu durumu biraz da görsel olarak tekrar aktaracağım. O da öyle bir şey ki biz Ali Can'ı onur etmek istiyoruz dedik. Onur edelim derken biliyorsunuz bazı dostlarım beni arayıp dediler ki nasıl onur ediyorsun? Tamam, futbol oynayan çok güzel arkadaşlarımız, insanlarımız var. Biz dedik ki Ali Can'ın dedik pozisyonu biraz daha farklı. Ali Can'ın size şimdi aslında ne yaptığını ben bir de video aracılığıyla göstermeye çalışacağım buradan. Teknik takılabilir. Şimdilikten özür diliyorum ama ben aslında hazırladım, takılmayacak. Burada bir izleyeceğiz, bir göreceğiz. Çünkü görme engelli olan bir insan nasıl futbol oynar? Kaleyi nasıl tutturur? Nedir yani, sahada nasıl koşar? Alkışla koşuyorlar. Kalenin arkasında alkış var. Tam duygusal yerinizden yakaladım sizi. Aslında işi duygusallığa dönmek istemiyorum. Gerçekten burada bir yaşam sevinciyle dolu olan bir genç var. Her şeye rağmen bir şeyleri başaran bir genç var. Kalenin arkasında gerçekten bir tanesi var, alkış yapıyor böyle eliyle. Ve Ali Can o alkışa göre, kulak hissiyle, duyma hissiyle futbol... Und Torschuss macht der Gießener fast perfekt. Und das alles, ohne etwas sehen zu können. Denn der 21-Jährige ist von Geburt an blind. Der Fußball ist seine Leidenschaft geworden. Es ist einfach eine Sache, glaube ich, die mich fasziniert persönlich. Und wo ich halt sagen muss, das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was ich den Menschen zeigen will. Und das ist genau das, was ich zeigen will, was die Menschen erfreuen soll, was mich erfreuen soll. Und dass man das Ganze auch mit genug Spaß angeht und das vielleicht auch an ganz schön viele andere vermittelt. Zweimal steht Ali Can pro Woche mit seinen Kollegen auf dem Trainingsplatz. Und die Arbeit zahlt sich aus. Torschützenkönig, deutscher Nationalspieler und ganz nebenbei deutscher Meister mit den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg. Ali Cans Name ist im Blindenfußball längst ein Begriff. Auch Trainer Peter Gößmann schätzt die Qualitäten seines Starkickers sehr. Er ist natürlich unser Goalgetter. Also er ist dreimal in der Liga schon Torschützenkönig gewesen. Er bringt uns, wenn er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, immer wieder neue Erkenntnisse, bringt uns immer weiter. Das ist wirklich ein Aushängeschild des deutschen Blindfußballs. Dahinter steckt jahrelanges Üben. Orientierung ist das Wichtigste. 5 sehbehinderte Spieler pro Team jagen den Ball hinterher. Und der rasselt. Wer sich seinem Gegenspieler nähert, muss sich bemerkbar machen. Boy ist das Signal. Das Boy kommt aus dem Spanischen, heißt ich komme. Oder wir interpretieren das so, als ich möchte den Ball. Das muss immer gerufen werden, wenn der nicht ballführende
Spieler den Ball irgendwie haben möchte oder auch wenn er nur im Weg steht. Für Ancan ist das inzwischen reine Routine. Als Dreijähriger lernte der Student zusammen mit sehenden Kindern das Kicken und überwand seine Einschränkung. Zum Beispiel so einfach so ganz elementare Dinge wie das Dribbeln, das Passen, das Schießen habe ich immer mit, weil ich immer damals um mich sehr viele sehende Kinder um mich herum hatte, blieben eben mir nicht andere, viel andere Möglichkeiten. Wenn ich Fußball spielen wollte, muss ich das so machen. Für die Zukunft hat sich Alican viel vorgenommen. Also auch Erfolge auf internationaler Bühne. Fest steht, einer der Besten ist er schon jetzt. Wie alt ist es hier? Wo wir die Nis Alican kestiler? Beyaz formayla 9 numara Alican. Bakın şimdi. İşte Ancan, beyaz forma. Evet, alkışlarımız Ancan için. Evet dostlar, işte bu yüzden Ancan böyle alıyoruz sahnemizin ortasına kadar. Hüseyin abi sesi. Cak çekiyorum. Bir dakika. Gel. İşte Alican bu yüzden onur edilmeyi hak ediyor. Alican'ın plaketini ve çiçeğini de yine Hasan abi Aslı. Tabii ben tamam. Bilirim. Alkışlarla. Evet, ben Alican'ı gerçekten yürekten kutluyorum. Evet, biz sözü Alican'a da tabii verelim. Duygularını bize paylaşsın. Öncelikle beni bu plakete layık gören herkese teşekkür ederim. Bizim için daha doğrusu en önemli olan, bunu her zaman söylemişimdir. Türk televizyonlarında çok duymuşsunuzdur. En önemli olan şey engelleri kaldırmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz sonuçta. Aslında farklı olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz insanlara ki değiliz de aslında. Önemli olan bu. Eğer bunu gösterebildiysek ne mutlu bize. Tabii bu işin buraya gelmesine emeği olan herkese, aileme, dostlara, akrabalara, köylere, herkese teşekkür ederim. Bizim tek yapmaya çalıştığımız şey insanlara örnek olmak. Az önce söylediğim gibi engelleri kaldırmak. Eğer bunu yapabilirsek gideceğimiz çok güzel yerler olacaktır. O yüzden bir daha herkese teşekkür ederek mikrofonu ben de devredeyim artık yavaş yavaş. Evet Alican, sana çok teşekkür ediyoruz. Duygulandırdın bizi. Başarıların daim olsun. Devamı gelsin, gelecektir de. Buna ben kesinlikle inanıyorum. Yolun açık olsun Alican.